Hulusi bəy bugün Azərbaycanın 9 vətəndaşı, 4 polis olmaqla erməni terrorunun qurbanı olub və 9 şəhidimiz var. Erməni terrorunun, ermənilərin bu təcavüzlərinin və son günlər ümumiyyətlə erməni təxribatlarının cavabı necə olmalıdır? Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır? Xüsusən də sərhədə də son vaxtlar ermənilər öz hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini cəmləşdirirlər. Buna cavabımız necə olmalıdır? Öncəliklə şehit düşən askerlərimizi və polisimizi Allah rahmet eylesin. Ailelerin başları sağ olsun, vatan sağ olsun. Son zamanlarda Ermenistan'ın tahribatlarını böyle kaygıyla izliyoruz. İşte sınırdaki tahribatlar, ayrıca işte seçkilerin geçirilmesi, sahte seçkilerin geçirilmesi, Amerikalılarla harbi tatbikatlar yapılması, bunlar bölge için maalesef bir tehlike arz ediyor. Bu askerlerimizin ve polislerimizin şehit olması Azerbaycan'a lejitim savunma hakkı veriyor. Yani bu hak Birleşmiş Milletler'de de vardır. Sıcak isli takiptir bunun adı. Azerbaycan'ın otomatik olarak han kendine girme hakkı var. Bu uluslararası hukuk bunu gösteriyor. Ki bunun yapılması lazım. Çünkü Azerbaycan'ın toprakları içerisinde böyle separatist olamaz. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Orada yaşayanlar da Ermeniler Azerbaycan vatandaşıdır. Yani bu böyle bilinmesi lazım. Zaten geçen hafta Putin de ne dedi? Prag'da Paşinyan Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanıdı dedi. Ne demek bu? Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Azerbaycan'dır. Ama görürüz ki Ermenistan son zamanlarda böyle sehflikler yapıyor. Mesela Amerikalılara tatbikat yapmak demek Rusya'ya karşı bir ihanet gibi gelmek lazım. Rusya'nın Ukrayna bataklığında uğraşırken, çabalarken Amerikalıları Ermenistan'a davet etmek Rusya'ya bir ihanet. Yıllarca Rusya Ermenistan'ı taşıdı. Ticaretleri işte %80'i Ruslara ait. Diğer taraftan da İran tabii ki. İran bölgede yabancı güç istemiyoruz derken Amerika geldi. Ne diyecek acaba? Onun için Paşinyan'ın yaptıkları artık herhalde bir şekilde Moskova tarafından yakından takip ediliyor. En ağır şekilde cezalandırılır diye bekliyoruz. Ama bizim gözlentimiz şu, Karabağ'da sulh olsun, barış olsun, Karabağ'da yaşayan Ermeniler başkalarının oyuncağı olmasın. Bunlar Azerbaycan vatandaşı olsun. Zengin bir Azerbaycanlı gibi yaşasınlar. Orada fakir bir Ermeni gibi yaşıyorlar. Şimdi işte yalandan ne denildi? Açlık çekiyorlar. Açlık çekmiyorlar. Sadece bir oyun. İşte Azerbaycanımızın hem siyasi hem diplomatik büyük bir başarısı var. Adamdan önce Rus yardım gücü geçti. Bugün Azerbaycan'ın dediği oldu. Azerbaycan süveren, bağımsız bir ülkedir. Topraklarından neresinden ne geçecek buna karar verir. Yani Fransa'dan işte mer geliyor Paris meri. Nereye giriyorsunuz ya? Yardım getiriyor. Nereye gönderiyorsunuz? Azerbaycan'ın icazesi olmadan nasıl gidecek? Avrupa'dan yardım geliyor. Bunlar maalesef gayri ciddi. Yani Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir teklifi oldu. Dörtlü bir zirve dedi. Bu çok gerçekçi bir zirve. Fransa ne işi var burada? Amerika'nın ne işi var? Bölge ülkeleri Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan bunların oturup danışması lazım. Türkiye ta başından beri işin içinde. Adam da gözlem merkezinin içinde. Türkiye neden buradasın demesinler yani. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında normalleştirme süreci var. Bu da bölgenin bir sorunu. Biz ne diyoruz? Önce Azerbaycan'la alakalarını yaklaştır, normalleştir, sulh anlaşmasını imzala. Sonra biz serhatı açalım. Alakalı normalleştirelim diyoruz. Onun için hiç kimse Türkiye siz neredesiniz diyebilmez.
Zaten Türkiye içinde bölge ülkesi. Ona göre de Cumhurbaşkanımızın teklifi çok gerçekli bir tekliftir. Buna yaklaşmak lazım. Bunu da gerçekleştirmek lazım. Ben büyük bir takdirle bu zirvenin gerçekleşmesini bekliyorum. Cumhurbaşkanlığının da teklifi oldu. Dörtlü format. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye formatında bu platformada bölgedeki meselelerin tənzimlenmesiyle bağlı bir danışıqlar aparsın. Ne derecede bu layihə, bu teklif reallaşabilir? Mümkündür mü? Eğer Ermenistan yönetimi aklının başına yığarsa gerçekleşir. Avrupa Birliği, Fransa, Amerika bu bölgede değil ki. Onlar olduğu için bunlar sürüyor zaten. Bir gerçeği kabul etmeleri lazım. Savaş oldu. Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı. Evet, bitti. Bundan sonra ne olacak? Barış süreci olması lazım. Buna da Fransa'nın karışma hakkı yok. Amerika'nın karışma hakkı yok. Üçlü mutabakat 2020 kim arasında imzalandı? Rusya, Ermenistan, Azerbaycan. Ayrıca 5. maddeye göre de Türkiye'de orada adamda güç şey bulunduruyor. Zabitler bulunduruyor gözlem merkezinde. Dolayısıyla Fransa'nın ne hakkı var orada? Amerika'nın ne işi var? Ya başkasının ne işi var? Yani dolayısıyla bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin dışarıda kalıp bölge ülkelerinin bir zirveyle bu sorunu çözmesi lazım.